Mehmet Ayan geldi. Hoş geldi. Günaydın, merhaba. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz evet, Mehmet bu Ayan. Bu ara gündem Mehmet Ayan. Evet. Benim gelmem için gitmem lazım. Bence gitmiyorum ki. Sürekli kanaldasın Mehmet Ayan. Evet, yani. Doğru. Evet. Yani keşke olmasaydı. Keşke bunu sürekli konuşuyor keşke olmasaydı. Keşke beni görmeselerdi yani. Yani öyle bir netameli konu ki hakikaten konuşmaktan hicap duyuyoruz ama konuşmak durumundayız ki çözelim. Şimdi öncelikle Mehmet Ayan'a soracağım Fevzi. Şöyle üçümüz yine dünkü gibi bir yayın gerçekleştirelim istiyoruz. Buyursunlar. Utanç gecesi dün tabii gün boyunca konuşuldu. İstifalar geldi. Siyasetçilerin yaklaşımları ortada. Cumhurbaşkanı'nın telefonu. Yani meseleyi şöyle bir senden bir tekrar bir süzerek dinleyelim. Dün 12 itibarıyla hukuki tarafı tamamlandı. Ama ben dün Fevzi 12 sularıydı. Faruk Koca'nın vermiş olduğu ifadeyi Fevzi bizim ekranda telefonla okurken herhalde bizim aklımızla muhtemelen Faruk Bey değil ama avukatı dalga geçiyor. Bir de Fevzi haberi ilk Türkiye'ye verdi ve de haklı olarak ayrıntılı bir şekilde tekraren anlatıyor. Aynı cümleleri söylüyor ve de aklım ve kulağım birbiriyle uzaklaşıyor yani. Yani şunu bize herhalde Faruk Bey'in avukatı çok akıllı bir adam. Şunu bize tokat olarak anlatıyor. Hukukçu arkadaşlarıma sordum. Evet, o görüntüyü Ruşen editörümüz ve yönetmenimiz ekrana getirirse onun üzerinden konuşalım. Bakalım yumruk mu tokat mı? Değerlendirmesini yapalım. Görüntüyü verebiliyor yani muyuz? Çok değerlendirmeye açık değil de. Şimdi ama Fevzi hukukçu arkadaşlarımızla konuştum. Bana verilen bilgi kanunda kırık konusunun çok önemli olduğu cezayı 4 ila 5 yıl gibi yerlere çekebileceği çatlak ya da diğer unsurlarda cezanın azalabileceği. Avukat muhtemelen uyanık bir avukat. Çok büyük olasılıkla. Faruk Bey'in de büyük olasılıkla o anda ifade verecek durumu yok. Dolayısıyla bunu bize tokat diye yutturmaya gayret etme çabasını Allah'tan Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşımızın galiba çektiği fotoğraf. Yani hukuki tarafı bir yalanla dün zaten Fevzi tarafından Türkiye'ye duyurum. Peki tekmeye ne denecek? Onu da sordum avukat arkadaşlarıma. Hukukçu arkadaşlarıma. O da yine onların deyimiyle asla onların alanına girmem. Hukukçular alınmasınlar. Olası kastla adam öldürmeye kadar gider imiş. Faruk Bey'in yanındakilerin yaptığı. Olası kastla adam öldürme suçuna kadar iddianamede yer bulabilir imiş. Peki şunu ekleyebilir miyim? Sonra sözü size bırakacağım. Şey diyor ifadesinde Faruk Bey. Aslında ben sözlü olarak tepkimi gösterip yüzüne tükürecektim de iş o nokta. Peki o da suç, o da şiddet. Psikolojik şiddet, yüze tükürmek de şiddetin dik alası. Artık orada oraları geçip niye bizi kamuoyunun önünde yaşanan bir olay nedeniyle kandırıyorsuna dönüyoruz. Yani oraları geçtik artık. Niyeti falan geçtik. Bence olayın şokuyla ilk ifadesini verdi. Bu ilk beyanlar da onu gösteriyor bence. Daha sonra vereceği ifadede bu beyanlar elbette değişecektir. Ancak değişmesinin anlamı yok. Zira bunlar tutanağa geçti. Yani oradaki Fevzi'nin dün verdiği konudaki attığım tokat kırığa sebebiyet vermez. O haliyle Faruk Bey'in düşünebileceği bir hukuki ayrıntı değil. Yok o, zaten şöyle avukatının şeyi ben o. Soruşturma makamlarıyla temasım oldu benim. Bu hususu neden bu şekilde vurgulu beyan etmiş dedim. Sayın Halil Umut Meler'in gözünün altında bir kırık var. Bu kırık dolayısıyla esasında işin neticesi itibariyle ağırlaştırılmış bir suç olacağı için buna dair savunma yapıyor dediler. Dolayısıyla eğer orada bir kırık varsa az önce senin de dikkat çektiğin şekliyle Mehmet Ayan suçun niteliği ağırlaşacaktır. Tutuklanmasına sebebiyet veren koru da esasında bu kırık. Buna işte ben tokat atmadım, ben yumruk atmadım, tokat attım şeklinde savunma getiriyor ama maalesef bu yüzyılda, bu yıllarda bu kadar teknolojik imkanın olduğu bir futbol müsabakasında herhalde bu yalanın ortaya çıkacağını biliyordur. Ben bu ifadeyi şok altında verdiğini değerlendiriyorum açıkçası.
Evet, senin zaten vermiş olduğun haberi de biz de şoklar içinde dinledik. Olayın hukuki kısmını bence ben Fevzi'den duydum ve konuyu kapattım. Yani 12 sularında da bence hukuki kısmı bitti. Bir yalanla tamamlandı hukuki kısmı. Artık bundan sonra savcılıkta. Ondan sonra işin sportif kısmına biraz değinmek lazım. Hakemler kısmına. Hakemler gittiler saat 10'da. Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler bir deklarasyonda bulundular. Bulundukları deklarasyon işte Halil Umut Meler çıksın, karar vereceğiz falan filan. Gece Türkiye Faal Futbol Hakemi Gözlemcileri Derneği hakemlerin istifası gibi bir şey söz konusu olmadığını anlattılar. Maçlara çıkıp çıkmama konusu zaten bugün karara bağlanacak ama %99 belki aralarında sivil bir inisiyatif kullanıp olup kardeşim ben oynamıyorum ben hakem olabilir ama böyle genel maçlara çıkmayalım falan böyle de beklenti içinde değilim. Çünkü bu çocukların çoğunu tanıyorum işte başta Mete Kalkavan olmak üzere. Bu çocuklar öyle hakemlikten kolay vazgeçecek değiller ama bu olayı gerçekten kendileri için de artık bir miras kabul etmeliler ve onlar da liyakatla bundan sonra maçları yönetip onlar da kamuoyundan ilgili sevgi, sempati ve desteği bulmalılar. Halil Umut Meler çok sembol bir kişilikti. Dolayısıyla bundan sonrasında bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun saat 13'te düzenleyeceği bir basın toplantısı var. Bütün ekip olarak Riva'da bir araya gelecekler. Burada çok büyük olasılıkla, çok büyük olasılıkla yine bir haber aldığımız için ihtiyat payı bırakalım, %100 demeyelim. Öyle bir böbürlenmeye girmeyelim. Çok büyük olasılıkla ligler bir hafta ertelenecek fakat o bir haftanın içerisinde bir ayrıntı var. O da şu, bir hafta dediğimiz 23-24 Aralık hafta sonu mu? Yoksa ligde bir maç haftası planlandı 20 çarşamba 21 perşembe oralar mı? Ona bakmak lazım Aralık ayında. Bunlar niye ayrıntılar önemli? Evet. 24 Aralık Fenerbahçe Galatasaray İstanbul'da, 29 Aralık Galatasaray Fenerbahçe Riyad'da oynayacaklar. 29 Aralık'taki maçtan vazgeçemeyeceğinize göre o karşılaşma etrafında bir düzenleme yapacaksınız. Dolayısıyla Galatasaray Fenerbahçe lig maçını da bu kez Riyad'daki maçın arkasına atmak zorundasınız. Yabancı hakemi soracağım bu arada. Tamam. Şeyi bitireyim. Galatasaray dün akşam kalifiye oldu. Avrupa Ligi'ne kaldı. Kaldığı için de 15-22 Şubat haftasında maç oynayacak. Avrupa Ligi playoff karşılaşması oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takım sıfatıyla. Şubat ayının yarısı Galatasaray'da dolu. Umalım ki Fenerbahçe grup lideri olsun. Fenerbahçe hiç olmasın Şubat ayında oynamasın. Orada bir Şubat ayında bir ya da iki haftamız cebimize kalsın. Çünkü bu attık sürece arada haftalar lazım bize. Hafta içi maçlar lazım. Niye böyle anlatıyorsun? Mehmet Ayhan git 19 Mayıs, 20 Mayıs, 22 Haziran, 23 Haziran, 5 Temmuz yok. Yemez çünkü 19 Mayıs günü yerli ya da yabancı bütün futbolcuları teknik direktörlere yani milli takım hocalarına yani Euro 2024 için vermek zorundasın. Bütün meseleyi 19 Mayıs'a kadar Türkiye Kupası, Avrupa Kupaları lig olarak bitirmek zorundasın. O yüzden böyle artistlik, ligi erteleyelim falan filan yemez o iş. 2 hafta falan mümkün değil. Bu hafta sonunda sureti haktan ben sana ilk sabah söylemişim yani dün sabahtı galiba o kadar çok kişiyle o kadar çok yayın yaptık ki kime ne söyledim hatırlamıyorum. Sureti haktan bir erteleme yapacaklar. Ya bu kadar yaygaranın nedeni bir hafta mı ya? Ya işte belki 3 gün bile. Bir hafta mı? Çünkü 16-17... Gerçekten böyle bir tablo çıkarsa yani biz konuşmayalım bırakalım ya. Evet bu kadar yaygara. Çok ya çıkıyoruz 2 gündür 3 gündür Mehmet Ayhan sen konuşuyorsun ben konuşuyorum Ela konuşuyor diğer kanallarda yorumcular konuşuyor siyasetin konusu olmuş çirkin bir saldırı var zaten dip yapmış bir futbol Türkiye'de futbol dışında oynanan oyun dışında her şeyle konuşulan bir müsabaka tarzı sektör haline gelmiş ve biz böylesi bir saldırı olmuş, çirkin bir hadise gerçekleşmiş. Dünyaya rezil olmuşuz. Siyasetin 1 numaralı gündemi haline gelmiş. Çıkmış pişkin pişkin savunmalar getirilmiş. Suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuş. Peki sence ne kadar olmalı Fevzi? İmajınız yerle bir olmuş. Efendim bir hafta çıkmış Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bize ben hiç bir haftalık bir ara gibi değerlendirmedim Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nın konuşmasını. Esiyorduk. Kesiyordu. Yeter. Ne oldu? Bir hafta mıydı bu? Dekor. Ben bu hadisenin, Mehmet Ayhan ben bu hadisenin dün de ifade ettim. Bir kez daha söylüyorum. Türk futbolunun arınması için, pisliklerinden kurtulması için, yöneticilerinden futbolcusuna kadar bir milat olması gerektiğini değerlendiriyorum. Sen hep vurguluyorsun şirketleşme vesaire. Bu işlemlerin tamamlanması için
böyle kabadayı tarzıyla konuşan yöneticilerden kurtulması için işte fon dolandırıcılığı gibi hadiselerle alınan futbolcuların bu anlamda bu müsabakalarda yer bulmaması için. Teknik direktörlerin böyle sürekli hamaset yapıp futbol dışında her şeyi konuştuğu bir tablonun olmaması için mirat olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu nedenle bir hafta değil, belki bir ay bu sürenin verilmesi, aranın verilmesi, herkesin şöyle elini başının yanına koyması ve biz nerede hata yapıyoruz kardeşim? Türk futbolu nereye gidiyor? Bu Türk futbolu nasıl düzelir? Neleri yaparsak düzelir? Bunun reçetesini yazması ve bu reçeteyi uygulamaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde dün de ifade ettim. Ben izlemiyorum. Ben Türkiye'de futbol maçları izlemiyorum. Niye izlemiyorum? Ben bir futbol severim. Ama ben Türkiye'de neredeyse takımların %90'ının oynadığının futbol olduğunu değerlendirmiyorum. Yani burada izlediğimiz futbolsa İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da izlediğimiz şey ne? Bu nedenle ben bir haftalık arayı kabul etmiyorum. Yani Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Avrupa maçları var. Ya da Mehmet Ayan'ın dikkat çektiği gibi belki de öyledir. Mehmet Ayan daha ayrıntılı anlatır. İşte Mayıs ayına kadar bütün her şeyi tamamlamanız gerekiyor. Çok da gerçekçi değil. O zaman hiçbir şey değişmeyecek. Öyle mi Mehmet Ayan? Ben öyle anlıyorum. Siz abi. Aynı düşünmüyorsunuz Mehmet hiçbir Ayan. Hiçbir şey değişmeyecek. Hayır ben Mehmet Ayan'ı itiraz için söylemiyorum. Anladım. Ben bu meselenin bir haftayla geçiştirilecek bir mesele olmadığını söylüyorum. Peki. O zaman bir kere Fevzi'nin anlattıklarından anladığım farkındalık yaratmak ve sürecinde nasıl sıkıntılı olduğunu büyük, anlatmak için uzun olması gerekiyor. Öyle büyük sorunlu bir deniz ki bu. Evet. Diyelim pazartesi gecesi saat 22'de bu olay oldu. Hadi Gençlik ve Spor Bakanımız alanı olduğu için bir kınama yayınladı. İçişleri Bakanı ya polis bakacak deyip konuyla ilgilenmedi. Adalet Bakanı konuyla ilgilenmedi. Cumhurbaşkanı hiç ilgilenmedi konuyla. Hani sen diyorsun ya sürekli yayındasın diye. Beni hiç yayın alamazdı kimse. Çünkü bu konuyu devlet gündeme getirmeseydi, Devlet el koymasaydı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı tweetleri ve Cumhurbaşkanı tweetleri söz konusu olmasaydı. Şimdi haklı olarak Fevzi diyor ya ben izlemiyorum. Bu Halil yedi yumrukla kalacaktı. Hmm. Hani devlet buna riyaset ettiği için, el koyduğu için konu bu kadar acil ve ivedilikle kamuoyu gündemine geliyor. Böyle de bir sorun var. Yani aşağıdan yukarıya çıkmış sivil bir bilinç yok futbolda. Yukarıdan aşağıya indirilmiş bir sivil bilinç oluşturulması. Evet. Kamuoyunun tepkisi gene olurdu. Ama Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Spor Bakanı konuyla ilgili 45 dakikada riyaset ve vaziyet etmeselerdi, emin olun ki bu Halil yedi yumrukla kalacaktı. Çünkü Türkiye böyle bir ülkeydi. Ama evet, milat dediği ben de şu. Bu bilincin oluşması için esasında böyle bir araya gereklilik olduğunu düşünüyorum. Abi bilinç aşağıdan yukarı oluşması lazım. Bizde hep yukarıdan aşağıya oluşuyor. Sivilizasyon evet. Aşağıdan yukarı çıkması belki, lazım. Evet. Bizde yukarıdan aşağıya geliyor. Bunun için de gerekli. Evet, ben mesela şuna hep takılırım. Ya voleybolda mesela ya dünyanın en iyi takımlarına sahibiz. Avrupa şampiyonu oluyoruz, dünya şampiyonu oluyoruz, olimpiyat şampiyonu oluyoruz. Ya bu sektörün, bu hadiselerinin gerisinde kalıyor böyle bir başarı. Ya. O kızlarımızın emekleri. Ya. İşi niye? Ehline bir başarı mı var ortada? Ehline teslim ettiler çünkü. Mehmet Akif Üssün daha Türkiye'nin belki son 50 yılının belki gelmiş geçmiş en başarılı spor yöneticisi Mehmet Akif Üssün daha çünkü. Burada ama ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ehil olmadığını düşünüyorum. Ve daha ötesini söyleyeyim. Bugün saat 13'te Riva'da bizim Ahmet Selim Kul'a göre, Ahmet'in yorumu ben çok katılmam ama Ahmet'in yorumu da doğru çıkabilir. Tam kadro belki de çok önemli açıklamalarla Ahmet bırakabilirler diyor. Ben bırakacaklarına inanmıyorum. Ama bırakmadıkları takdirde 14'te Maslak'ta yapılacak Kulüpler Birliği toplantısından sonra gelecek olan açıklamayı ayrıntılarıyla ve altyazıları çok dikkatli okuyalım.
Çünkü Merkez Akım Komitesi ve Futbol Federasyonu'nun beceriksizliğinden bahsedilecek o açıklamada. Merkez Akım Komitesi Futbol Federasyonu'nun bu olaylara sebebiyet verdiğinden bahsedilecek. İki, Mehmet Büyükekşi şu açıklamanın en başında, hani yeter diye bağırıyor ya, çünkü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bir tane iletişimci alırsan böyle yeter diye bağırırsın. Spor iletişimini bilmezsen böyle bağırırsın. O yeter tam olarak kimeydi? Yani orada ya, bir sıkıntı yok mu? Direkt olmasın. Kendi reklamı, dekorunu yapıyor. Neyse, şu açıklamanın en başında herkesi saydı. Taraftar, yönetici, futbolcu, Allah kahretsin medya, sosyal medya, troller herkesi saydı. Sanki şurada şu olayın, şu yumruğun zuhur etmesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'nin hiç kabahati yok. Hep başkası suçlu. Kendi yetersizlikleri, kendi liyakatsizlikleri. Ne diyor Fevzi? Futbolu izlemiyorum, voleybolu biliyorum diyor. Niye? Mehmet Akif Üstün daha var orada. Ya. Burada Mehmet Büyükekşi var. Aradaki fark o. Şimdi ben Ahmet'e katılmadığım nokta şu. Ahmet bugün bırakabilirler diyor. Yok. Hem sence yönetici, bırakmazlar mı? Bence bugün bırakmazlar da raf ömrü de oldu bunların. Bence Euro 2024 aldık. Yani futbol takımımız hakkıyla aldı. Bir de Euro 2032 aldık. Bence büyük olasılıkla Haziran gibi falan git denir buraya. Aslında bu krizde olsa sanki biraz daha toplum nezdinde bir rahatlama yaşanabilir. Bakalım nasıl bir... Yani şu açıklamada, şu yani DSF olarak adlandırdığımız açıklamada Sayın Büyükekşi herkesi suçlayıp TFF ve ya bizim de kabahatimiz vardır kardeşim. Biz de liyakatsiz adamları oraya getirmişizdir. Biz de oraya müdahale... Ya Ali Palabıyık çıktı dedi ki bizimle birebir muhataptı. Ne demekmiş federasyon başkanının birebir hakemle muhatap olması? Ancak nezaket, protokol, nasılsın evladım, iyi misin, başarılar dilerim olur. O da açık ortamlarda ve protokoler durumlarda. Yani gidip A maçıyla B maçıyla ilgili federasyon başkanı hakemle konuşur mu ya? Yani... Ya, yabancı hakem soracağım dedin, onu da söyleyeyim. Bugün belki açıklamaya girer, belki girmez. Kulüpler Birliği çok büyük olasılıkla sahaya olmasa bile VAR sistemine, VAR mekanizmasına yabancı hakem istiyor. Kulüpler Birliği'nin bugün olmasa bile gelecek sezon, ama kesinlikle, çünkü bir santimle iki santimle maçların adeta sonuçlarının değişebileceğini öngörüyor ve böyle hissediyor, düşünüyor. Kulüpler Birliği, en azından Kulüpler Birliği'nin VAR için yabancı hakem istediğini şu andan söyleyebiliriz. Bugünkü açıklamaya da belki girebilir.